Şimdi arkadaşlar burada bir ekran daha ekliyorum, sağ tarafta bulunsun. Şimdi ne yapacağım ben? Duvar yükü vereceğim öncelikle. Vereceğim duvar yükü nerede olacak? Aşağı zemin katın duvarları için herhangi bir yük vermeyeceğim. Temel aktarılıyor zaten. Ben birinci kat planından birinci katın duvarları hangi kirişlere yüklenecek? Şu kirişlere yüklenecek. Yani birinci kat planına bakıp birinci kat planındaki duvarlara göre kirişlerime, döşemelerime yükleme yapacağım. Şuranın üstü zaten çatı. Çatı olduğu için burayla bir işim yok. Burayı bir görüntüden kaldırayım. Remote Selection dedim. Sadece bana lazım olan bu kat. Bu katın kirişleri üzerine yükleme yapacağım. Bu katın kirişleri üzerine yüklemeyi de birinci kat planından, mimariden yararlanarak gerçekleştireceğim. Şuradaki görüntüyü de XY planına alayım ve bir aşağı kata indireyim. Plandan bir şey seçmem gerekirse bu burada kalsın. Şimdi tabii size AutoCAD'den de hangi duvara nasıl yük giriyorum göstermem lazım. Öncelikle şunu hatırlatayım. Benim planımda 15'lik duvar ve 10'luk duvar vardı. 20'lik duvar olan geçen hafta hesabını anlattım. Kendinin 20'lik duvarına göre hesabı güncellemesi lazım. Bakın benim dış cephe duvarlarım 15'lik. Metrekareye 200 kilo yük geliyor. Kat yüksekliğim 3.35. Tabii kiriş ve döşeme yüksekliğini düşebilirim. Yani bu yükü azaltabilirim ama yük fazla olsun güvenli tarafta kalayım. Önemli değil. Dış cephe duvarları için 670 kilo vereceğim. İç cephe duvarları için 520 kilo vereceğim. Bunları geçen hafta hesapladık ve bir yere not aldık. Şimdi önce bu yüklemeleri yapmak istiyorum. Şuradan bunu ben AutoCAD'e de size gösterebilmek adına ekranımı ikiye böleyim. İki kolonumun arasında duvar 15'lik. Önce ben dış cephe duvarlarının yüklemesine geçiyorum. Bir de bakın bu planım ne planı? Zemin değil. Zemindeki duvarlar zaten şu gözüken duvarlar şu aşağı örülüyor. Yükünü temele veriyor. Benim vereceğim yükler bu kirişin üstündeki duvarların yükü. Yani bu da plandan ne oluyor? Birinci kat. Normal kattan almış oluyor. Şimdi burada pencerenin konumunu dikkate alacak olursak, yüklememi hassas yapmak istersen ya da şöyle de yapabilirim. Her yerde hiç pencere boşluğu yokmuş gibi dolu olarak da yapabilirim. Veya şimdi göstereceğim şekilde de yapabilirim. Mesela şu ara 95'miş. Pencerenin ile birlikte 365 toplam mesafe kolondan kolona 540. Şimdi pencerenin genişliği 270, yüksekliği 235. Şimdi ben şöyle bir yükleme yapıyorum burada. Duvarı seçtim. Define, assign, frame, pardon, frame load, distribute. Bakın bir kere D'nin seçili olduğundan emin olalım. Global yükleme yönü gravity aşağı doğru. Şuraları orijinal ayarında bir görün. Ondan sonra ben buraları değiştireceğim. Şimdilik. Normalde orijinal böyle gözükür. Buraya kilonewton olarak verilmiş yük. Biz kilogram hesapladığımız için bunu bir kapatayım. Şuradan aşağıdaki birimi bir kilograma çevireyim. Kilogram metreye. Ondan sonra yeniden aynı menüye giriyorum. Assign frame, load, distribute. Şuradaki şeyleri ayarlamaları yeniden yapmak gerekiyor. Gravity. Sizde böyle bir şey olmayacak çünkü zaten düzgün gelecek.
Ekranı açtığınızda karşınıza şöyle bir menü gelecek arkadaşlar. Şimdi benim buraya vereceğim yük biraz önce 200 kilogram bölü metrekarelik duvar yükünü 3,35 kat yüksekliğiyle çarpınca 670 kilogram bölü metrelik bir duvar yüküm vardı. Nerede? Burada. Apply dedim. Bakın şu anda pencerenin sanki doluymuş gibi aldım. Peki pencerenin olduğu alandaki duvar yükünü nasıl düşeceğim? Öncelikle şuraya et demem lazım. Şu üniformlu odu siliyorum çünkü işlemimi aşağıdan gerçekleştireceğim. Aşağıdan gerçekleştirirken de pencere nerede başlıyor? Toplam 540 santimin 95. santiminde başlıyor. O yüzden şuraya 95 bölü 540 yazdım. Peki pencere nerede bitiyor? 540 santimlik ölçünün 365. santiminde bitiyor. Dolayısıyla buraya da 365 bölü 540 yaptım. Pencerenin ölçüleri çıktı. Şimdi burada ne olması lazım bu aralıkta? Yükün pencerenin yüksekliği 2,35'miş. Benim kat yüksekliğimi 3,35 almıştım. Yani 1 metrelik bir kat yüksekliğine karşılık gelen duvar yükü vermem lazım. Metrekareye 200 kilogram duvar yükü veriyordum. 1 metre yüksekliğinde 200 kilogram bölü metre olacak. Oradaki duvar yükü ne olacakmış? 200 kilogram bölü metre. Pencerenin olduğu yerdeki duvar yükü. Dolayısıyla buraya 400 eksi 470 yazıyorum ki 670'ten 200'e düşürsün oradaki duvar yükünü. 200'ü nasıl buldum? Metrekareye 200 kilogramlık yük geliyordu. Duvar yüksekliği de 1 metre orada. 200 kilogram bölü metrekare çarpı 1, 200 kilogram bölü metreden buldum. Tabii üçgen yayılı yük oluşturmaması için düşerken şuraları yazdığım 2 numaralı sınıra çok yaklaştırmam lazım. Aynı şekilde burayı da ne yapmam lazım? Sınıra çok yaklaştırmam lazım. 0,67 olsun. 68 buraya arttırmam lazım. Şimdi buralarda sıfır olacak ki trapez yapmayacak. Eğer sıfır bıraksaydım burayı böyle trapez yük olarak azaltırdı. Şimdi kirişi yeniden seçiyorum. Apply diyorum. Bakın ortadaki pencerenin olduğu yerde duvar yükünü et seçeneğini seçtim. Uniform load'u sıfırladım. Biraz önce verdiğim yüke ilave ettim bu aşağıdaki yükü. Tek seferde maalesef tanımlayamıyoruz arkadaşlar. Yani tanımlayan varsa aranızda bize de öğretirse iyi olur. Ben bu şekilde yapıyorum. Öncelikle replace 670 sonra et Uniform load'u sildim. Aşağıdan ayarlama yaptım. Bu şekilde yükledim. Devam ediyorum. Bakın burada dolu duvar. Aşağı kadar tam merdivenin olduğu yere kadar dolu duvar geliyor. Yani şurası ve şurası neymiş? 670 kilogram bölü metreymiş. 15 santimlik duvar olduğu için 670 yazıyorum. Bakın 15. 20 olan projesinde 20 olanlar ona göre hesaplayacaklar. Hesabını gösterdim. Şu aşağıyı hesap etmemesi lazım. Uniform load vereceğim. O yüzden buralara 0 yazdım. Apply dedim. Buraya 670 kilonewtonluk kilogramlık kilogram bölü metrelik yükü verdim. Şimdi merdivenin olduğu tarafa geliyorum. Burada 2 tane 70'e 250 pencere var. Yani burada çok uğraşıp böyle araya duvar tanımlamaya gerek yok. Bazen böyle kabul yapmakta fayda var işi kolaylaştırmak açısından. Bu pencere bitişikmiş gibi düşüneceğim. Şu aradaki mesafe 280. Pencereleri bitiştirirsem ne olacak pencerelerin ölçüsü? 140 bölü 150 olacak. 140 olduğu için 280'den çıkarırsam eşit. Tam ortalayacağım yani bu pencereyi. Ama burada dikkat etmem gereken bir şey var. Ben kat holine buraya kiriş attım. Ama burada pencere var. Acaba bu pencerenin konumu nerede? Şimdi normalde şu pencereleri tahmin edebiliyoruz. Aşağıdan kiriş altına yaslanıyor bunlar. Ama burada pencerenin altında bakın şöyle bir kiriş var. Eğer bu pencereler bu kirişin üzerine yapıldıysa şuradaki kirişle çakışabilir. Hemen mimariden kontrol ediyorum. Kesit. Evet, kesite baktığımda haklıyım. Tam şu döşeme hizasında ben ne yaptım arkaya?
Döşeme hizasına kiriş attım. Yani benim aslında şurada kirişim var. Burada kiriş olmaması lazım. Ne yapacağım o zaman? Ben SAP 2000'den şu kirişi kaldırıyorum. Neden? Aşağıdaki konsol ucu ve bu kirişin üzerine duvar örülecek. Dolayısıyla pencereyle ilgili duvar yükünü de ben nereye tanımlayacağım? Şu aşağıdaki kirişin üzerine tanımlayacağım. Tam eskiden çizdiğim kirişin yerinde bakın ne çıktı? Pencere çıktı. Şimdi şu üç parçayı seçtim. Buradaki duvar 670 yine dış yük 15 santimlik duvar. Apply dedim. Şimdi ben buradan ne yapacağım? Sadece şu kısımdan pencere düşeceğim. Et sıfırladım. Pencere tam ortalı dedim. Pencereyi ne yaptık? Tam ortaladık. Yani 70 bölü 280 0,25. Şurası ne olacak? 0,75 olacak. O zaman şurayı 0,24 yapayım. Şurayı da 0,76 yapayım. Düşeceğim yerde ne kadar düşeceğim pencere yükünü? Bakın pencerenin yüksekliği kaçtı? 250 idi. Benim kat yüksekliğim ne? 3,35. 335'ten 250'yi çıkaracak olursam 85 santimlik duvar öreceğim. Peki 85 santimlik duvarın ağırlığı nedir? 0,85 çarpı 200 kilogram bölü metrekare. 170 kilogram bölü metrelik bir duvar yükü varmış orada. Toplam ben 670 etki ettirmiştim. 170 ve 170'e düşürebilmem için buradan ne yapmam lazım? Eksi 500 duvar yükünü azaltıp orayı 170'e düşürmem gerekiyor. Apply dedim. Bakın şu arayı 170 kilogram bölü metreye düşürdük. Merdivenin olduğu yeri. Şimdi devam ediyorum. Bakın benimki de takılarak böyle küçülüyor. Pardon. Şimdi şu planımdan devam edelim. Şuradan neden seçemiyorum? Heh. Bakıyorum dolu duvar. Ne güzel. Dolu duvar olunca hemen yüklememi yapabilirim. Şunları sıfırlayayım ki hata vermesin. 670. Apply. Aşağıdaki şurada kesik kesik bir duvar var. Kesik kesik bir duvar var. Burada küçük küçük boşluk bırakmış. Ben burayı doluymuş gibi düşüneceğim ve bakın duvarın genişliği 15 iken ona düşmüş. Şu kısımda ona düşen kısımda duvar yüküm benim 520 kilogram bölü metreydi. O yüzden buraya 520 verdim. Şurada balkon parapeti var. Cam korkuluk olduğu için buraya böyle bir yük tanımlamıyorum duvar yükü gibi. İlave belki çok küçük bir yük verilebilir ama çok önemli değil. Şimdi burada şöyle bir revize yapacağım arkadaşlar. Bakın ben kirişimi nereden atmışım? Şurada yeşil gözüküyor AutoCAD'de. Şuradan attım. Ama üst katta benim duvarım aslında nerede? Göründüğü gibi şekilde daha aşağıda. Yani duvarın kirişe basması daha doğru. Bir ikincisi baktığım zaman çok bir şey kaybettirmiyor, hatta kazandırıyor. Aşağıdan saplama yapmışım zaten ben buraya. Şuraya saplama yapmışım şu noktaya. Bu kirişi ben buraya kaydırırsam şuraya saplama olacak. Bunun buraya saplama olmasının belki konsol açıklığını azaltmada da katkısı olabilir ve şuradan süreklilik de sağlamış olacağım. Dolayısıyla ben şöyle bir karar verdim. Şuradaki neden seçemiyorum? Şuradaki kirişimi ben aşağı kaydıracağım. Şu düğüm noktasını. Duvar yükünü ondan sonra da bu kirişin üstüne vereceğim. Zaten duvar yükü şuraya tanımlayamıyordum. Bunun için hem de kaydırmak için Edit Move seçeneğini kullanıyorum.
karşıma şöyle bir ekran geliyor. Ne kadar kaydıracağımı bilmiyorsam, şurayı ölçmek yerine bakın, Peak Two Point Zone model var. Şuradan şurayı seçtim. Eksi 1,1 metre kaydıracakmışım. Apply dedim, kaydı. Ama ne oldu? Şuradan tali kirişim çıktı. Şu tali kirişim de kısa kaldı. Tali kirişlerin özelliklerini bozmadan bunları ben düzeltmek istiyorum. X-Y görüntüsüne tıkladım. Nereye gittik, geldik. Heh. Şimdi ben buradaki işlemi nasıl silmeden düzeltebilirim? Şöyle düzeltebilirim. Atıyorum, trim yapacağım. Trim yapmak için trim yapacağım ucu, yalnız bir benim de problem oluştu. Bir türlü istediğim şey olmuyor. Ha, tamam. Şu görüntü gelmiyordu arkadaşlar, bir türlü ne oluyorsa. Trim yapacağım düğüm noktasını seçtim ve çubuğu seçtim. Ondan sonra trim olacak mesafeyi seçtim. Giriyorum, Edit, Edit Line, Trim Extend Frame. Ben burada ne yapacağım? Trim yapacağım. Hangisini kırpacağını nereden biliyor? Düğüm noktası seçili olanı kırpıyor. Apply dedim, bunu kırptı. Burada ne yapacağım? Tam tersi bir işlem. Seçtiğim düğüm noktasını uzatacağım. Extend frame seçtim. Nereye uzatacağım? Şu çubuğa gelip saplanacağım. Apply dedim. Bu da geldi buraya. Saplandı. Burada böyle bir revize yapmış oldum. Şimdi bunun üzerine duvar yükü vererek devam edebilirim. Şimdi bunu seçtim. Üzerindeki duvar yüküne bakıyorum. 15'lik. Bir 671'imizi verelim. Aşağıdaki tanımlamalar olmadan. Apply dedim. 670 kilogram bölü metreyi verdik. Şimdi pencereye bakalım. Pencere şuradan pencerede bir aks mı kapanmış? Ne olmuş biraz şey? 62,5, 260, toplam açıklığında 350. Şimdi burada şöyle bir tanım yapacağım anlaşılan. 62,5 bölü 350, 345. Nasıl geldi burası? Burası 350'de ya. Ben arada 5 santim olabilir mi yani bu kadar? 345-350. 160 hocam orası. Ha. 345 kendi ölçülendirmesi. Tamam, 260. 260 bölü 350. Şuraya 75 olsun. Şurası 17 olsun. Yaklaşık arkadaşlar bir hassasiyette girmeye çalışıyorum. Bakın buradaki pencerenin genişliği 110'a 275, genişlik 110, yükseklik 275. Bir de kapı var burada, 90'lık kanat. İkisinin toplamı 110, 90 daha 2 metre. Bak şurada 2 metre diye vermiş. 2 metre genişlik, 275 yükseklik. Dolayısıyla 275 eksi 335, benim kat yüksekliğim neydi? 335'ti. Eksi 275 dersem 60 santimlik duvar. 0,6 çarpı 200 dersem 120 kalacak orada. 120 kalması için eksi 550 düşmem lazım. Düşerken biraz önce biz 670'i yükledik. Düşerken et diyorum. Yani önceki yüke ekle. Uniform load'u sıfırladım. Kirişi seçtim. Apply dedim. Burada da pencerenin olduğu yeri düştü. Devam edelim. Önce dış kontür. Evet, burada da bir yine
Ali Cengiz oyunu oynamak gerekiyor. SAP 2000'deki ekranım nereye gitti diyordum. Tamam, onu da bulduk. Şu kirişi seçiyorum. Şuradaki ifadeleri sıfırladım. Şurayı replace yapıp 670 dedim. Apply 670. Sıfırladım. Add dedim. Mesafelere bakmam lazım. Çok pencerem yok. Bura son herhalde bende. Penceresi çok olanlara Allah kolaylık versin. Bu arada Word'e yazma işine başladınız mı bilmiyorum ama evet, 87,5 bölü 340. Evet, 0,25 0,75 olarak geliyor bura. Böyle de girelim. Şura 76 olsun. Şura 0,24 olsun. Şuradaki yük ne olacak? Şimdi pencerenin yüksekliği 2,35'miş. Genişliği 180. Yükseklik 2,35. 1 metre duvar kalıyor. Yani 200 burada yük kalacak. Eksi 470 demem gerekiyor. Burada da. Girişi seçtim. Okey dedim. 470 düşürdük. Şimdi gelelim dolu duvar. Kapattın mı menüyü? Assign. Evet, 670. Burayı yükledim. Şurada onluk duvar. 520 yükleyeceğim. Apply. Önde korkuluk var. Oraya bir yük vermiyorum. Kirişin kendi ağırlığı korkuluğun kaç katı? Şurada dolu duvar. 670. Sonra iç duvarlara geçebiliriz. Dış duvarları tanımladık. Gerçi şurada buralar içe dahil edilebilir. Yani iç duvara geçelim. Bu hattı komple onluk duvar olarak ben tanımlıyorum. Daha da yaklaşmam gerekiyor anlaşılan ya da kilitlemeye kapatacağım. Evet, şu duvara onluk duvar yükü giriyorum. 520. Şu aşağıda şu kısım şöyle benim çapraz geliyor, sonra böyle gidiyor. Bakın şurada şu duvar var. Şuradaki onluk duvar var. Şu arada beton kolon yok, muhtemelen duvar örülerek kapatılacak. Yani burada böyle bir L çiziyor ama ben duvar yükünü böyle çapraz verebilirim. Sonuçta mevcut yerinde benzer bir oranda yük tanımlaması yapıyorum. Şurada duvar devam ediyor. Kapı boşluklarına düşmüyorum. Şuradaki duvarı, şu yatay giden duvarı sanki buradan devam ediyormuş gibi. Yani arada bir 50-60 santim oynuyor ama döşemenin üzerine yük verilmiyor. Ya döşemeye yaylı yük, metrekareye bir yük vereceğim ya da 1 metre 120 santimlik yerde böyle bir duvar yükünü buradaki kirişe, mevcut kirişe yükleyerek yükü toplam totalde sabit kalmasını sağlayacağım. Ben şöyle şurayı seçiyorum arkadaşlar. Buraya toplam yine 520 kilogram yük veriyorum. Biraz önceki açıklamama dayanarak bakın şuradaki hat boyunca şuradaki yükü de bu uzantıya dahil ederek böyle bir yük tanımlaması yapmış oldum. Şurada şöyle bir dikine şeyim var. Şu kiriş üzerinde bir duvarımız var. Bu da onluk duvar.
Dolayısıyla burada da 520 kilogram bölümetrelik yük tanımladım. Şimdi kalanlar neler? Şöyle bir baştan şey yapalım. Şurada bayağı bir şey var. Teferruat. Bu teferruatlara geçtiğimizde şöyle bir kontrol edecek olursak benim kilişim şu hizada. Burada duvar yükü burada. Ya benim kilişimi buraya alacağım ya da çok uzak mesafe ise buraya bir kiliş daha atacağım. Çünkü üzerinde duvar yükü var. Ya da döşemeye ben bu yükü vereceğim ya da şuradaki kirişe bu yükü yükleyeceğim. Aradaki mesafeye bir bakalım. Yaklaşık 150, 1,5 metrelik bir mesafe var. Kolonları yani buraya çekecek olsak buna zemin kat müsaade etmiyordu hatırladığım kadarıyla. Evet şurada birinci basamağın neresine denk geliyor? Kolonu buraya çektiğim zaman birinci basamağın da önünde. Şurada bir yerde oluyor. Tam şurası bir basamak daha öndeymiş gibi oluyor. Şurası konsol olmuş oluyor ki konsolun bayağı bir şurada tabii olmayacak bir iş olmuş oluyor. Bu kolonu ben buradan oynatamam. Çünkü bunu geriye çekmem demek, şuraya çekmem demek. Buradaki konsol boyunun artması demek. Aşağıdaki kolonu çekersem de bu sefer de saplama bir durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla böyle yerinde kalsın. Ben şu kilişe yükleyelim arkadaşlar. Çok uğraşmamak açısından. Araya da bir saplama atmak istemiyorum açıkçası ama atsam da olur. Saplama derken moment aktaracak şekilde atmam icap ediyor. Orada kararsız kaldım biraz ama şu kirişin üzerine verelim, geçelim derim bence yükü. Çünkü buradaki döşemeden, şuradaki döşemeden yükü ne alacak? Bu kiriş alacak. Yani şu kirişlere bile yük aktarılsa döşemeden duvarın üzerine basacak ya, döşemenin üzerine basacak duvar. Bu duvarın yükünü bu kirişler alıp sonuçta bu kirişe verecek. Dolayısıyla ben direkt bu kirişin üzerine duvar yükü yüklesem yanlış olmaz. Çünkü aktarma anında zaten bu kirişin üzerinde bu duvarın yükü toplanacak. Yerinde buraya da yapılsa bu duvar, bunun yükü gelecek buraya, bu kirişin üzerinde toplanacak. Direkt bu kirişe yükü etki ettirerek taşıyıcılık sağlayabilirim. Şimdi buradaki duvar bir kısmı 15, bir kısmı 10, kapı boşluğu da var. Dolayısıyla ortalama 10 gibi alabilirim diye düşünüyorum. Buraya da 520 olarak duvar yükünü verdim. Şu aradaki duvar tam ortada gibi bir yerde şurada. Biraz daha yukarı yakın ama burada duvar yükünü döşemeye verebilirim. Aslında şuraya verip de geçerim ama ben döşemeye vereceğim burada. Hem nasıl verdiğimi görmüş olun. Döşemeye verdiğim zaman döşemede ne yapacak? Şu kirişe, şu kirişe, bu kirişlere dağıtacak bunu. Metrekare cinsinden döşemeye yük olarak bunu tanımlayacağım. Döşemeyi attıktan sonra. Bu dursun. Bunu tanımlamadık. Burada tanımlamadığım şu hattaki duvar var. 10 santimlik. Yaklaşık şuradaki mesafe 2 metre herhalde. Evet, 2 metre. Benim şu kirişlerim 1,70 miydi? Öyle bir şeydi. Ya da 1,5 muydu? Tam hatırlayamadım. Bir bakalım. 1,7'ymiş. Yani yaklaşık bunlar da o duvar olarak tanımlanabilir. Yani şu hattı komple seçip ben buraya 520 kilogram bölümetrelik yük etki ettirdim. Şöyle ta aşağı kadar devam ediyor. Bunu kesebilir miyim?
keserim. Aşağıdaki kirişten ne kadar alta indiğini hesaplamam lazım ama şöyle yapacağım. Şu mesafe 127. Sadece aşağı tarafta 127 santime yük gelecek. Ama 127 derken de kaçın 127'si? 530'un 127'si. O zaman ben yükü tanımlarken nasıl girmem lazım? ...127 bölü 530 dedim. 0,23'te... ...0'dan... ...0,23'e kadar ne gelecek? 520... ...kilogram bölü metre yük gelecek. 0,24'te... ...ne olacak? Sıfırlanacak. Ta ki nereye kadar? Sonuna kadar sıfırlanacak. Apply dedim. Şu yukarıda 520 kaldığı için yanlış oldu. Şunu yeniden seçip bir daha apply dersem düzeldi. Evet, burada da bu duvar yükünü bu şekilde etki ettirmiş olduk. Var mı daha duvar yüküm? Burayı girdim. Şuradaki duvar yükü var. Tam bunun ucunda. Bunu da döşemeye artık vereceğiz arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Şu duvar yükünü buraya etki ettirdim düşünelim. Şuradaki duvarı, biraz önce hat olarak tayin ettiğim duvarı, şu aradaki döşemeye, tanımlayacağımız döşemeye etki ettirelim. Yani şu menüyü kapatıyorum. Frame olarak yükleyeceğim duvarları sanırım yükledim. Döşeme tanımladıktan sonra da ilave şuradaki duvar yükünü tam seçilmiyor. Şu duvarı ve şu duvarı döşemeye etki ettireceğim. Biraz önce bu duvarı hat doğrultusu demiştim ama şunu ona sayalım, fark etmez. Şunu içeride bunu tanımlayalım diyorum. Şimdi şu XY görüntüsünü ya da 3 boyutu şöyle açtık. İlk önce bir döşeme tanımlamam lazım. Bu arada Area Section, Add New Section, Plak diyorum. Geçen hafta belki göstermiştim. Bizim döşeme kalınlığımız 12 santim ama kullandığımız trapez sacın hadvelerinin formundan dolayı ortalama beton gideri 8,5 santimlik betonun sarfiyatına eşit oluyor. Onu tablodan göstermiştim. 0,084 metreküp diye bir ibare vardı. Beton sarfiyatı seçtiğimiz trapez sacda. Buna göre ben de buraya döşemenin ağırlığını doğru bir şekilde sistemime yükleyebilmek için 0,85 yani 8,5 santimlik döşeme tanımlıyorum. O trapez saç formunu göstereyim mi arkadaşlar? Hatırlamanız açısından göstereyim. Bakın sarfiyat 0,084 metreküp bölü metrekare 120 santimlik döşemede. Bu da 0,084'ü ortalama bir döşeme yüksekliğine, kalınlığına çevirecek olursanız 8,5 santim gibi bir kalınlığa karşılık geliyor. C3037'yi değiştiriyorum. Şuradan Add New Material diyorum. Bunu 235'e nereden çıktı? Concrete. 20-25'e düşürdüm. Döşeme betonumuz C20-25 olsun. Şuradan eklemiş olduk. Okey dedim. Bir plak olarak bunu tanımlamasını yaptım. Şimdi plağın çizimine geçeceğiz. Aldık. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi döşemeyi tanımladık. Plak. Plakları çizeceğiz bu durumda. Şuradan Draw Rectangular Array'e tıkladım. Plağı seçtim. Şöyle
Çiziyorum. Bu arada merdivenin olduğu yere bu plak çizmedi. Geçen hafta öyle hatırlıyorum. Merdivenin üzerine, kirişlerin üzerine yaylı yük vereceğiz bu durumda. Toplu bir şekilde çektiğimde aslında quick draw area şeyi var ama akslarla sınırlanan alanları da bölüyor plakları. Öyle olduğu için de ben şey yapmıyorum. Şimdi şurada şöyle bir detay var. Bu kirişin gelip karşıya saplanması lazım. Dolayısıyla ben bu kirişi seçtim. Edit. Bunu uzatmam lazım yani karşıya. Extend yapacağım. Okey dedim. Bunu karşıya uzattım. Şimdi burada plağı direkt düzgünden çizemem. Ne yapmam lazım? Seçerken plak şurada poli var. Poli araya var. Poli araya seçeceğim. Bununla çift seçerken dört bir köşeyi tanımlayıp en sonunda çift tıklamak gerekiyor. Aynen şurada da olduğu gibi. Bunun rengi bozuk oldu. Biraz değişik oldu ama artık poliden çizdiğimizden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. Şu şeyleri devam edelim. Şimdi geçen hafta yük hesabı yapmıştık. Yük hesabında betonun kendi ağırlığını da hesapta o metrekareye gelen yüklere dahil etmiştik. Dolayısıyla şimdi döşeme plağını buraya tanımladığımız için döşeme plağından sisteme aktarılacak yükü metrekareye gelen yükten azaltmamız lazım. Yani zaten biz şu anda bir beton tanımlayarak şey yapmış olduk. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sisteme o yükü, betonun yükünü, beton döşeme yükünü vermiş olduk. Onu metrekareye gelen yükten düşmem lazım. Şimdi gelelim şu duvar yüküne. Şu duvarın genişliği neymiş? Yaklaşık 3,40. Yüksekliği 3,35. Bakın yaptığım işlem şu. Metrekareye 200 kilo 15'lik duvar yüküm vardı. Metrekareye 200 kilogram bölü metrekare. Peki bu duvarın kaç metrekare olduğunu bulmam lazım. Dolayısıyla 3,40 çarpı 3,35. 3,40 genişlik, 3,35 yükseklik. Toplam bu duvar 11,39 metrekareymiş. Çarpı 200 dediğim zaman 2278 kilogram yükü var bu duvarın. 2,2 ton. Peki bu döşemeye ben bu yükü nasıl vereceğim? Döşemenin alanı ne acaba? Bir bakalım. Alanına böleceğim. Yani metrekareye bir yük olarak vereceğim. Dolayısıyla döşemenin alanını ne yapmam lazım? Bilmem lazım. Döşemenin alanında şöyle bakabilirsiniz. Edit. Edit de değil de view, measure, area. Bakın şurayı alanını ölçüyorum. 3,075 metrekare. 2278 kilogramdı. Bölü 3,078'e böldüğümde 740 kilogram bölü metrekare bu döşemeye yük verirsem duvarın toplam yükünü bu döşemeye vermiş olurum. Ne yapıyorum? Assign area load. Bakın burada uniform shell var, uniform to frame var. Uniform shell derseniz yüklemeyi yaptıktan sonra verilen yükler şu düğüm noktalarına dağıtılır. Uniform shell'de. Etrafındaki kirişlere değil de düğüm noktalarına yükü verir. Dolaylı olarak bu kirişlerde yük almış oluyor. Şu kiriş mesela bu düğüm noktasına yük verince yük almış oluyor. Ama böyle bir mantığı var uniform şeyle.
assign araya uniform to frame dediğiniz zaman yükü etraftaki kirişlere, düğüm noktalarına değil de etraftaki kirişlere dağıtır. Şimdi ben kirişlere dağıtmak istiyorum etraftaki. Dolayısıyla area load uniform to shell diyorum. Bir yönde mi iki yönde mi diye soruyor. İki yön olarak kalsın. Bir yönde dediğiniz zaman kısa doğrultudaki kirişlerin üzerine yükü atar. Dead load kalıyor bura. Duvar yükünü ölü yük, kalıcı yük olarak tanımlıyorum. Ne dedim biraz önce? 740 kilogram bölü metrekarelik bir yük vereceğim dedim. Gravity seçeneği olduğundan eksi yazmama gerek yok. Apply dedim. Buraya 740 kiloyu verdim. Bakın bu 740 kilo nasıl dağılmış şimdi görelim. Display object load assign area. Şurada uniform load to frame var. Bundan two way yüklediğimiz için two way'i seçiyorum. Apply dediğimde bakın kenardaki kirişlere bu şekilde bir yük dağıtması yapmış. Sondaki kirişe ise bu şekilde oradaki düğüm noktalarına tekil yük vermiş. Olabilir. Demek ki böyle yapıyor. Bu kirişlere sondaki kirişe parçalı çizmedik ama böyle tekil yük olarak vermiş bu düğümlere. Buradaki yayıl yük etkisini tekil olarak iki parçaya bölmesi de olabilir. Yani döşemedeki yükün etraf kirişlere dağılımını bu şekilde de görüntüleyebilirsiniz. Bunu da böyle göstermiş olduk. Şimdi diğer yüklemelerime geçebilirim. Bir de başka nerede böyle döşemede duvar yükü vardı? Şu. Onluk duvar. Şu ara 2 metre. Yüksekliği 3.35 çarpı 200 toplam 1340 kiloluk bir duvar. Şimdi 1340 kiloluk duvarı kaç metrekarelik bir döşemeye paylaştıracağız bu yükü? Şurası. Şu döşeme. Bunun alanı neymiş? Bakın ileride döşeme yüklerini falan girerken bunlara et dememiz lazım. Çünkü mevcut yükü silmeden replace dersek değiştirir. Mevcut bir yükleri var. 5.25 metrekare. Gördüm 5.25 metrekareye 1340 kilo, 255 kilogram metrekareye yük vermem lazım. Dolayısıyla assign area load uniform to frame two way D seçili. Buradan gelen yük bu duvarın 255 kilometre kareye yük veriyor. Apply dedim. Bunu da buraya oluşturmuş olduk. Bütün duvar yüklerimi girdim. Şimdi gelelim ölü yüklerimi girmeye. Normal kat döşemesinde bakın 357 kilogram ölü yük var. Ama bunun içinden 200'ü betonarme döşeme. Dolayısıyla 200'ü girmeme gerek yok. Ben çizdim, programa modellemeye dahil ettim bunu. Dolayısıyla şuradan 157 girsem yeterli ölü. Anlatabiliyor muyum? 157 gireceğim. Bütün döşemeleri seçtim. Assign area load uniform to frame D seçili two way add diyorum bakın. İlave ediyorum. Ne kadar? 157. Replace olursa önceki duvar yüklerimi siler. 157 olarak yükledim. Bütün şuradaki yüküm 412 oldu. Bakın. Bütün ağırlıkları ölü yükten gelen kaplamaydı, seramikti, şaptı. Bunları yüklemiş olduk. Hareketli yük yüklemesi yapalım. Balkonlara 500 verecektik. Merdivene 350, normal döşemelere 200 verecektik. Şurası mimariden bir bakalım nere balkon idi. Şura balkonmuş. Çok da ayırmak böyle mümkün olmuyor ama şu iki
kısma hadi 500 verelim. Şuraya normal oda, duşmuş. Şuralar 200 olsun. Şurası da balkon, şurası da balkon. O yüzden buraları ellemedim. Şuradan live load seçeneğini seçiyorum. 200 kilogram metrekareye yüklememi, replace'i seçmemde bir mahsur yok. Apply olarak girdim. Şimdi girmediklerim balkonlar. Balkonları seçiyorum. Bunların ne kadar olacak yükü? 500. Merdivenin üzerine, kirişlerin üzerine yük vereceğim. Onu 350'yi o zaman merdivene yükleme yaparken düşünüyoruz. Şimdi hareketli yükü girdik. Ölü yükü girdik. Başka rüzgar yükleri var. Kar yükü yukarı katta olacak. Rüzgar yükünü de ne hesaplamışız? 40 kilogram bölü metrekare basınç, 20 kilogram bölü metrekare emme. Bu metrekareye gelen yükler arkadaşlar. Şurada örnek bir hesap yapmışız geçen hafta. Basınç yönünde 40, emme yönünde 20 vereceğim. Hem VX hem VY yönünde. Hemen geçelim rüzgar yüklemelerimize. Şimdi şu kolondan başlayayım. O kolondan yapacağım yüklemenin yönü X. Önce X yönünde yükleme yapacağım. Her bir kolona tek tek yük vereceğim maalesef çünkü açıklıklar farklı. Mesela şuranın duvar örülü olduğunu düşünün. Bu duvarda gelen rüzgar yükünün yarısını bu kolon, yarısını bu kolon alacak. Duvarın alanına gelen rüzgar yükü. Dolayısıyla şuna rüzgar yükü yüklerken assign frame distribute ilk önce x yönünde veriyorum. Vx. Şuraları sıfırlayalım. Önceki artıklar. Üniform yük vereceğim. Kaç kiloydu? 40'a 20'ydi. 40 basınçtı. Buna basınç vereceğim. Şimdi x yönünde estiğini düşünüyorum rüzgarın. Şu yönde rüzgar esiyor. Bunlara basınç, şunlara emme gelecek. 40 kilogram bölü metrekare. Peki ben ne vereceğim bu kolona? Şu mesafeyi ölçmem lazım. Bak 530'muş. Şurası. Şuradan şuraya. Bunun yarısından yük alacağım. Çarpı 5,3 bölü 2. 106 kilogram bölü metre yük oldu. Yani şu mesafenin yarısıyla çarpınca bu kolonun düzgün yayılı yük olarak alacağı yükü buldum. Bu da neymiş? 106. Yönü ne olacak? X. Apply dedim. 106 kilogram yükü verdi. Şimdi şu kolona geçiyorum. Bu kolonun alacağı yük komşu kolonla olan ilişkisinde de bağlı. Dolayısıyla şu aradaki mesafe 3,25 yani 5,30 artı 3,25 bölü 2'lik bir alandan yük alacak. 40 basınç kuvveti çarpı 5,3 artı 2, kaçtı? 35 miydi? 3,25'miş. 3,25 bölü 2. Bu da 171 alıyormuş. Geçen hafta bunu hesaplamışız demek ki. 171 de bu aldı. Gelelim şu arkadaşa. Bunun aradaki mesafesi neymiş? 4,50. Diğer tarafta 3,25'ti. 40 çarpı. Sizin bu hesapları Word'e yazıp anlatmanız lazım. Ben burada böyle bir de onları yazmaya uğraşmamak için direkt böyle hesabımı SAP üzerinden yapıp geçip gidiyorum. Hem de SAP'ta nasıl yapacağınızı göstermek için. Ama sizler Word'e
Mesela kolonlara isim verebilirsiniz. S1, S2, S3 diye S3 veya aks kesişim noktasından tarif edersiniz. İşte şu kolona C3 kolonuna gelen rüzgar yükü deyip Word'de işte bu alan hesabını oraya yazıp kolona kilogram bölü metre cinsinden etki ettirilecek yükü hesabını göstermenizi istiyorum. Bunlar yani öyle bir proje yapıyoruz ki belediyeye götürdüğün zaman yerinde kontrol edilip tamam projenizi kontrol ettik, hesaplarınızı tamamıyla anladık. Yani yapılan hesaplamaları gerçekte hayatta mezun olduğunuzda nasıl götürecekseniz, nasıl yapacaksanız ben o şekilde bir size rapor hazırlatıyorum. Yaptığımız rapor yani ilave olarak hoca bize eziyet ediyor diye düşünmeyin. Belediyeye ileride bir proje yaptığınız zaman aynı bu şekilde hesaplamaları göstermeniz lazım. Bakan kişi verdiğiniz yükleri anlaması lazım. Şuna da 90 gerekiyormuş. Şimdi çekme bölgesinde X yönü olduğu için şu aradaki kolonlara ve içerideki kolonlara yük vermiyorum. Çekme bölgesindeki kolonlara geçiyorum. Buradaki mesafeler ön taraftakiyle aynı olsaydı direkt yarısını, şimdi 40'a 20 yani yarısını buraya yazabilirdim. Yalnız aynı değil. Gerçi yük aldığı mesafe aynı olarak değerlendirilebilir. Bu kolonun dışında duvar yoktu. Mesela burada, gerçi zemin katta burada da bir şey yok. Yukarı katta var. Yukarı katın ve zemin katın hesabını böyle ayrı ayrı yapmak da gerekebilir arkadaşlar. Çünkü aşağıda mesela Y yönünde rüzgar yüklerken şu yönde X yönünde yok ama Y yönünde şurada rüzgar yüklerken burada bir alan olmayacak. Dolayısıyla zemin katta buraya rüzgar yük hesabı yaparken sadece 1-2 aksı aralığını alırken yukarı katta buraya rüzgar yük hesabı yaparken tamamını düşünmeniz gerekecek. Çünkü yukarı katta bura dolu. Duvar var burada. Aşağıda yok. Dolayısıyla yukarı katta şu duvar rüzgar yükü alıp bu kolona aktarırken aşağı katta duvar olmadığı için orada bu kolona rüzgar yükü aktarmayacak. Dolayısıyla biz şimdi aşağı kata yüklediğimizden şu birinci kat planına değil de şu plana bakmamızda bir daha doğru olur zemin kat planına. Zemin kat planına baktığım zaman da şu yüklememde herhangi bir yanlışlığım yok. Şimdi aşağıdaki kolona baktığımda bu tarafta bir herhangi duvar olmadığı için yukarı katta duvar olduğu için şu ara mesafenin yarısından sadece yük alacak 4,65 bölü 2. Yalnız buradaki yük emme 20 kilogram bölü metrekare. Biraz önce 40'la çarpıyorduk. Artık basınç yüzü değil de emme yüzüne geçtik. Dolayısıyla burada 20 ile çarpıyorum. 46,5 kilogram bölü metre. Bakın kolonun dışına doğru emme şeklinde yük etki ettirdik. Şu ara 2,80'di. Dolayısıyla ne ekleyeceğiz? 4,65'e 2,80 ekleyeceğiz şu kolon için. Bunu da merdivenden dolayı böldüğümüzden hepsini ayrı ayrı sanırım seçmek gerekecek. Evet. 4,65 artı parantez almazsak yanlış olur. 4,65 artı 2,80 bölü 2 çarpı 20. 74,5. Gelelim şu koluna. Burada 450'ymiş. Aşağı 465'ti. 4,65 artı 2,80 yapacağız, öyle mi? 4,
4,65 artı 2,80. Benim tavsiyem bunları Word'e yazdıktan sonra SAP'a yüklerseniz böyle SAP'a direkt yazıp yazıp geçer gidersiniz. Hem de hesabınızda çok bir şey değişmiyormuş. Yine 4,65 yazdım herhalde. Neyse o da öyle olsun. Fazlalık bizden. 5 kilo da şu son kolu. X yönünde rüzgar yüklememi yaptım. Şimdi Y yönünde rüzgar yüklememi yapacağım. Y yönünde rüzgar yüklemesi için yine şundan başlayayım. Evet, buradaki bu sefer mesafeye bakıyorum. Bu yüklemeleri TS 498'e göre yapıyorum arkadaşlar. Frame load açık zaten. Şuradan neyi seçeceğim? V, Y'yi seçeceğim bu sefer. Load direction'ı da Y olarak seçeceğim. Y yönünde şimdi bu 3.40'dan yük alıyormuş. Basınç veriyoruz. 40. Ama böyle ikisini yapmadım. 3.40'ın yarısından yük alacak. Dolayısıyla 68. 68'i bu aldı V, Y yönünde. Gelelim şu diğerine. Bu ise yan tarafla paylaşacak. Şurayla. Dolayısıyla 3.40 artı 3.50 bölü 2'den yük alacak. 3.40 artı 3.50 bölü 2 çarpı 40. 138. Buna da 138 basınç geliyor. Şuna ne kadar yük gelecek? 3.50 bölü 2 çarpı 40. Bu da 70 oldu arkadaşlar. Şimdi emme bölgesine geçelim. Emme bölgesinde de 20 ile çarpacağız. İki tane kolon var. Biri şu. Bunun mesafeyi ölçecek olursak 5.40. 5.40 bölü 2 olacak yani. 5.40 bölü 2 çarpı 20, bakın emme bölgesinde 20 kilogram bölü metrekareyi çevirdiğimiz için bu şekilde. Bakın şu kolonun şu tarafında duvar olmadığı için bu katta sadece bu yönden bir yükleme yapacağım. Şimdi buna yükleme yapayım da aklımda bir şey var. Yine bu da aynı yükü alıyormuş aslında. Bir değişikliğe gerek yok. 5.40 bölü 2. Apply, bu da 54. Bakın şu kolon da emme alır. Görüyor musunuz? Çünkü cepheye kolon. Y yönünde. Dolayısıyla benim şu kolona da emme kuvveti vermem lazım. O kolon hangisi? Şu aşağıdaki şu planı ben de çevireyim. Şimdi benim katta burada döşeme var. O yüzden burada dolu gözüküyor ama zemin katta normalde burada aşağısında bu kirişin, görünen kirişin aşağısında duvar yok. Şu kolona emme kuvveti etki ettireceğim. Köşedekine de etki ettirmek aslında gerekir. Yani şuna da etki ettirmek gerekir. Şu iki kolonun arasındaki mesafenin yarısını da bu alır ama yani artık bilemiyorum. Burada ben sadece şuna etki ettirip geçmek istiyorum. Çok fazla da uğraşmak işin açıkçası. Zaman açısından şimdi bu kolonun alacağı yük, şurası arası 150 idi. Neyse arkadaşlar yılmayalım. Neyse ona göre yapalım. 150 artı 65'miş bunun alacağı yük.
Dolayısıyla ben şöyle yapacağım. 1,50 artı 0,65 çarpı 20. Toplam 43 kilogramlık bir emmi alacak. Şu ise hemen 1,50 bölü 2, bu da biraz önce söylediğim 1,50 bölü 2 çarpı 20'lik bir 15 kilogram bölü metrelik bir emme kuvveti alacak. Onun dışında şöyle bir plana baktığımız zaman bu söylediğim mantığa uygun olarak şuna da basınç gelmesi lazım. Kaç santimden? 55 santim. O zaman 0,55 çarpı 40. 40'tı çünkü basınç. 0,55 çarpı 40 apply dediğim zaman 22 olarak da buna yük vermiş olduk. Şöyle genel manada bir sisteme bakacak olursak, dış cepheye doğru böyle çıkıntı girinti varsa bunları bu şekilde hesaba katmak gerek. Zemin katı yaptım. Rüzgar yükünü verdik. X ve Y yönünde. X yönünde böyle bir hizayı bozan bir durum olmuyordu. Dolayısıyla bakın benim burada planımda aslında bu kolonlar aynı. Burada bir çıkıntı var. Bu çıkıntıyı yukarıdaki kirişi sildiğim için ben şu aşağıdaki aslında bu yük nereden geliyor bu kolona? Şu aşağıdan çıkan konsolun altına ve üstüne, şu konsolun altına ve üstüne örülen duvardan buna böyle bir yük geliyor. Yani bir kolona yük gelebilmesi için rüzgar yükü dış cephede kaynaklanan bir rüzgar alan bölgenin olması lazım ve o kolona o şekilde yük aktarması lazım. Umarım burası anlaşılmıştır. Şimdi rüzgar yükünü de verdik aşağı katın. Yukarı katı siz aşağı kattaki bilgilerinizle göre yapacaksınız. Yukarı katta da yükü 250 tanımlamıştık. Evet, 250 ölü yük tanımlamışız. Hareketli yükü komple 200 alıyoruz. Değişiklik yok. Plat çizeceksiniz. Yalnız 250'nin içinden 200 yine çıkardınız mı ne vereceksiniz? 50 plat çizdiğiniz için. Dikkat. Hareketli yük sadece 200, bir de ilave olarak kar yükü 88 verilecek yukarı kata. Duvar yükü var mı? Yok. Şeye bakın demiştim. Şurada bir çatı konstrüksiyonunun yükünü 25 kilo ilave etmişiz. Buna bir bakın demiştim. Eğer sonra 275'e çıkarmışız. Doğru, 50 vermeyeceksiniz o zaman. 75 vereceksiniz. Eğer konstrüksiyon yükü ahşap 5-10, 10-10 metrekareye 25 gidiyorsa, tahmini ben böyle yazdım. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta modelim görünüyor. Ben dediğim gibi yüklemeleri üst kat içinde yaptım. Geçen hafta alt kat için yaptığımız yüklemeleri. Zaten üst katta duvar yükü yok. Bakın şöyle bir döşemeden göstermek gerekirse sağ tıkladım şu döşemeye. Kilogram metre olarak göstereyim verdiğim yükleri. 75 kilo ölü yük verdim. Çünkü 200 kilo da döşemeden geliyor. Yaptığımız hesapta 275'ti toplam yük. Hareketli yük tamamına 200 kilogram. Bir de burada ne var ilave olarak? Kar yükü verdim. 88 kilogram metrekareye yükleme yaptık. Bunun dışında üst katta farklı bir yükleme yok. Kolonlara işte rüzgar yüklemelerini de ben yaptım. X ve Y yönünde. Üst kat kolonlardan değişenler de var, değişmeyenler de var. Şu X yönündeki, şu da
yönündeki yüklemeler arkadaşlar. Tamamen binamda rüzgar, kar, hareketli yük, ölü yük gibi yüklemeler tamamlandı. Şimdi deprem yüklemesine geçeceğim. Deprem yüklemesi için elimizde bir sismik tehlike haritası raporu olması lazım. Bu raporu AFAD'ın sitesine girip nasıl alınacağını zaten derste geçen dönem göstermiştim. O yüzden hazır bir raporu koyacağım ben şeye, RGS depoya. Siz bu tehlike haritası üzerinden, deprem tehlike haritası üzerinden işlem yapabilirsiniz. Buradaki bilgilere göre binamızın deprem parametrelerini gireceğiz. Şimdi ilk önce tepki spektrumu tanımlamak için define function response spektruma giriyorum. Buradan bizim kendi yönetmeliğimiz var. TSC 2018. Bunu seçip add new function diyorum. Başlığına Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 gibi bir başlık girdim. Bakıyorum SS değeri 0.438 0.438 birinci saniyedeki spektral ivme 0.111 şu kısa periyot harita spektral ivmeydi. Bu da birinci saniye periyot için harita spektral ivme. Şu 6, 8, 4 olabilir. Yani periyodun uzunluğunu tanımlamış oluyoruz. 6 olarak SAT 2000'de olan ayarı kalabilir. Değiştirmeye gerek yok. Zemin sınıfı ZD. ZD'ydi biraz önce ama burada bir görüntüde düzeldi. ZD yerel zemin sınıfı arkadaşlar. Buradan yerel zemin sınıfını ZD olarak seçtim. Bu zemin sınıfına göre de katsayıları tanımladı. Deprem yönetmeliğinde verilen katsayılar var. Bu katsayılarla harita spektral ivme katsayıları çarpılıyor ve buna göre de ne bulunuyor? Tasarım spektral ivme katsayıları bulunuyor. Program bunu kendisi yapıyor. Zemin sınıfına göre de periyot ve ivmeleri kendisi şekilde gözüktüğü gibi hesaplayarak oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi buradan tasarım spektrumumuzu tanımladıktan sonra okey diyorum. Bir kere daha okey'e basıyorum. Tasarım spektrumumuz tamam. Şimdi yüklemede load cases'ta daha önce tanımladığım EX ve EY deprem yüklemeleri vardı. Bunları tepki spektrumuna, lineer statikten tepki spektrumuna dönüştüreceğim. Bu yüzden modify show load case diyorum. EX'i seçtim. Sonrasında bakın şurada statik yazan yerde tepki spektrumunu seçerek buna göre menüyü değiştiriyorum. U1 dediği X yönü, U2 dediği Y yönü. Yani EX'i tanımlarken biz U1'i seçeceğiz. Scale faktörde bina önem katsayısı ve R katsayısını belirlememiz lazım. G zaten yer çekimi ivmesi belirli bir sayı. 9,81 çarpı 10 üzeri 9,81 metre bölü saniye kare. Şimdi ben bu taraftan yine RGS depoya bir belge daha yükleyeceğim. Bu belgede hesap raporu, yani depremle ilgili nasıl bir hesap raporu koydum yaptığım bir projede, onu hem görmüş oldum. Bunu daha önce paylaşmış mıydım sizinle? Herhalde paylaşmadım. Bunu yeni paylaşıyorum. Şöyle bir yapı vardı, iki katlı, asma katlı bir sanayi yapısının içine yapılacak. Şimdi buradan kullandığımız zaten sismik tehlike raporu bu projeye ait. Bu projeye ait olduğu için bunun üzerinden ben size depremle ilgili R katsayısını nasıl belirlediğimizi anlatabilirim. Ayrıca bunun içinde geçen haftalarda yaptığımız yüklemelere ait hesaplamalar da var. Yani kendi projenizde buradaki hesaplamaları örnek olarak
koyabilirsiniz. İşte ölü yükler, kar yükü, rüzgar yükü. Tabii burada sadece metrekareye gelen yükler var. Etki ettirilirken nasıl bir hesaplama yapıldığı anlatılmıyor. Gelelim depreme. Bakın deprem karakteristiklerinde biraz önce size gösterdiğim raporun giriş kısmını şuraya koydum. Sonrasında şuradan SAP 2000'den tepki spektrumunu da yeniden açayım da göstermek istediğim şeyler var. Tepki spektrumu. Modify Show. Evet. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim harita spektral ivme katsayımız 0.438. Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayıları bakın şu 1,4496, 2,378 bunları belirleyeceğiz. Şimdi 0,400 0,43, 0,44'e en yakın yer 0,50. Aslında 0,25 ile 0,50 arasında ne yapılacak? Enterpolasyon yapılacak. Buna göre 1,6 ile 1,4 arasında bir sayı olması lazım ama 0,50'ye daha yakın olduğu için 1,44. Yani bunu 50 yapacak olursak veya Excel'de bir program yardımıyla elde edeceğimiz sonuç 1,449 gibi bir sayı olacaktır. SAP 2000 bunu kendisi zemin sınıfına göre oluşturuyor. Bu deprem yönetmeliğinden interpolasyonla bulmamız gereken değeri. Devam edelim. İkinci olarak da bakın şurada 1 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı var. Bu da 2,378'miş. Aynı şekilde 1 saniye için bizim periyodumuz neydi? 0,111'di. 0,111'i şu tablodan arayacağız. 0,2 ile 0,1 arasında ama bu sefer tabii diğer tarafa daha yakın, birinci sütuna daha yakın ZD için. ZD için şu 2,4 ile 2,2 arasında bir değer olması lazım. Bunu da yine 2,378 olarak SAP 2000 hesaplamış. Bu değeri de program kendisi oluşturuyor. Şimdi tabii bu değerler nedir? Yerel zemin etki katsayılarıyla harita spektral ivmeleri çarpıp tasarım spektral ivmeleri elde ediyoruz. 1,44 ile 0,438'i çarpıyoruz. Sonuç olarak 0,6349 bulunmuş. Bu değerler şurada çarpılmış değerler 0,264'e 0,635 olarak var. Aynı zamanda SAP 2000 yine bunları da kendisi hesaplıyor. Ayrıca deprem raporumuzda biraz önce gösterdiğim deprem raporumuzda bu değerler yine var arkadaşlar. Yani 0 şu 63 ile 26 0 26 değerleri yine var raporun devamında. Bakın aşağı doğru iniyorum. Bu detaylı rapor alınmış. Bakın şu katsayılar 1,450 olarak raporda yine verilmiş. Yuvarlak olarak verilmiş. 449 normalde SAP 2000'in hesapladığı. Çarpılmış hali 0,635, 0,635, 0,264, 0,264 olarak da bunlar yine AFAD'ın sitesinden aldığımız sismik tehlike raporunda mevcut. Gelelim bizim yeniden hesabımıza. Bunları bu şekilde belirledikten sonra deprem yönetmeliğini açıyoruz. Deprem yönetmeliğinde sırayla gidiyoruz. Öncelikle tablo 3.1'den bina kullanım sınıfı ve bina önem katsayısını belirlememiz lazım. Peki buradan itibaren yaptığımız işlemler ne için? R katsayısını, taşıyıcı sistem davranış katsayısını belirleyebilmek için. Şimdi burada iş yeri yazıyor ama bizim projemizde ne? Konut. Konutlar bina kullanım sınıfı 3, bina önem katsayısı 1. Bina kullanım sınıfı 3'ü aklımızda tutuyoruz. Bir sonraki tabloya geçiyoruz. Bina kullanım sınıfı 2 ve 3 olması durumunda şu sağdaki sütuna bakacakmışız. Harita spektral ivme katsayımız bizim, pardon, harita değil, tasarım ivme spektral katsayımız 0,635'ti. Yani şu üçüncü satırdaki aralığa giriyor. 0,635 olduğu için.
Buna göre deprem tasarım sınıfımız 2'ymiş. Bina kullanım sınıfı ve tasarım spektral ivme katsayısına göre neyi belirledik? Deprem tasarım sınıfını belirledik. Bu da 2'ymiş. Şimdi bu bilgiyi bu sefer kullanarak deprem tasarım sınıfı 2 bilgisi şu iki sütunda yok. Nerede var? Şurada var. Bina yükseklik sınıfını belirleyeceğiz buna göre de. Yani şu sütunda bir belirlenecek bir bilgiye ihtiyacımız var. Neye göre belirliyoruz? Bina yüksekliğine göre belirliyoruz. Binamızın yüksekliği eğer 7 metreden düşükse, ki benim binam düşük, 3.35, 3.35, 6.7 metre benim binam. Dolayısıyla bina yükseklik sınıfım benim 8'miş. Bunu da belirledik. Sonrasında yeni yapılacak bir bina benimki, çelik bir bina. Buna göre analiz tipi ve deprem performans hedefi belirleniyor. Deprem düzeyi 2 için kullanım durumuna göre, dayanıma göre tasarım yapılması uygun. Şimdi bina yükseklik sınıfı ve deprem tasarım sınıfına göre de taşıyıcı sistem davranış katsayısı belirleniyor. Bina yükseklik sınıfımız 8'di bizim, deprem tasarım sınıfımız da 2'ydi. Hem buna uygun olacak seçtiğimiz taşıyıcı sistem davranış katsayısı hem de şurada verilen tanıma uygun olması gerekiyor. Şimdi bu daha önceki yaptığım projede neymiş? Okuyalım. Deprem etkilerini moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveler veya süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binadır. Çelik çapraz kullanmamız durumunda bu tanımlama doğrudur. Çelik, yani çünkü bizimki moment aktaran bir sistem. Süneklik düzeyini sınırlı seçebiliriz. İle demiş burada, bağlamış. Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı çaprazlı çelik çerçeve. Çaprazda ilave edersek R'yi 5 kullanabiliyoruz buradaki tanıma göre. Şimdi deprem yönetmeliğini ben yukarıda açmadım. Diğerleri nelerdir? Şu an için bakmıyorum. Siz bir incelersiniz bu tabloyu. Uygun R'yi oradan seçebilirsiniz. O tablodakilere tek tek bir bakın. Şimdi R'yi belirledik diyelim. R5. Bundan sonrasında bu projede farklı şeyler var. Devamında hesaplamalar, kitaplamalar var. Yani SAP 2000 çıktıları, kaynak hesapları falan var. Buna göz gezdirirsiniz arkadaşlar. Neler yapılmış, ne yapılmış diye. Şimdi SAP 2000'e geri dönebiliriz. Evet, Adobe'de de bir hata verme olayı gerçekleşiyor ama neyse sıkıntı değil. Şunu kapatıyorum. Biraz önceki girdiğim menüye gireceğim. Define, load case, AX, modify, show, statikti. Bunu ne yapıyorum? Response spectrum yapıyorum. X yönü için U1'i seçili olmasına dikkat ediyorum. Burada bina önem katsayım 1. Biraz önce tablodan gösterdim. BYS bina kullanım sınıfı 3 için 1'di. G9,81 yerçekimi ivmem. Metre cinsinden birim olmasına dikkat edin. Birimlerin uyumlu olması için. R'yi de 5 attım. 1,962 olarak buradaki ölçeği belirledik. Evet dedim, X yönü için deprem yüklemesini oluşturdum. Okey dedim, bu değişti. Y yönü için de yeniden modify show deyip burayı response spectrum seçip farklı olarak Y yönü için U2 yönünü seçiyorum. Katsayı yine aynı 9,85 bölü 9,81 bölü 5 olarak aldım. Bunu da listeye ekledim.
Massource Previous MSSRC1 olarak burada gözüküyor. Bunu programda tanımlamak lazım. Şu SAP 2000'i bir büyüteyim. Define. Massource şuradaydı. Bakın şu anda deprem yüklemesinde tanımlı olan kütle ismi bu. Biraz önce de gösterdiğim. Modify show massource dedikten sonra burada bizim tanımlayacağımız kütle şu şekilde olacak. Ölü yüklerin tabanı, hareketli yüklerin %30'u, kar yükünün de %30'u şeklinde bir kütle katılım hesabında kütle tanımlaması yaptık. Buna da okey diyorum. Bir daha okey diyorum. Kaydediyorum. Kütle tanımlamamız da hazır.